Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde el bileğinde kronik ağrıya yol açan hastalıkları ve el bileği artroskopisini konuşacağız. Bu konuda ortopedi ve travmatoloji uzmanı, aynı zamanda el ve mikrocerrahisi konusunda da uzman doçent doktor İsmail Bülent Özçelik stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. El bileğinde kronik ağrı diyoruz. Önce şunu sorayım. Kronik ağrıya hangi hastalıklar yol açar? El bileği çok karmaşık bir yapı. Bu yapının içinde, bu kadar küçük bir yerin içinde bütün aslında elin fonksiyonlarını yerine getirmek için bir ara görev yapan bir sürü yapının beraber gittiği bir oluşum var. Burada 8 tane kemik, bir sürü tendon, bağ, sinir bir arada geçiyor. Ve tabii bu kadar yapının bir arada geçtiği yerde bazı yerlerde hasarlanmalar oluyor. Bu hasarlanmaların tanınmadığı durumlarda uzun süren geçmeyen ağrılar oluşuyor. Bu geçmeyen ağrılara kronik el bileği ağrıları denebilir. Ve bunun tanınması durumunda bazı tedaviler de uygulanabiliyor. Peki el bileğinde kronik ağrı yapan hangi hastalıklar var? Neden elimizde kronik ağrı oluyor? Şimdi el bileğini iki bölüme ayırmak daha doğru olacak. Bir aslında yüzeyden geçen daha eklemin içinde olmayan yapılar, bir de eklem içi yapılar. Biz bu yüzeyel yapıları işte sinirler, tendonlar ve diğer damar yapıları olarak ayırabiliriz. Bunlarda bazı hasarlanmalar olabilir. Ama asıl şimdiye kadar bunun tanısı konulup bir sürü şeyler yapılabiliyordu. Ama asıl ağrıların nedeni eklem içi sorunlar. Bu kemikler arasında kemikleri birbirine tutturan bağların hasarlanması veya aynı dizde olduğu gibi orada da bir menisküs yapımız var. Kanlanması biraz zayıf olduğu için iyileşmesi de zor. Bunda olan hasarlanmalar el bileği hareketleri sırasında ağrı yaratabiliyor. Neden hasarlanma oluyor? Yanlış el hareketleri mi, kaza mı, düşme mi? Aslında bunların hepsi bir etken. En çok etken bir travma sonrası meydana gelen, fark edilmeyen bir yaralanma ve kötü kullanım. Aşırı zorlama ve devam eden kronik bir süreçten sonra geçmeyen ağrılar. Aslında çoğu hasta şunu söylüyor: ben bir travma geçirmedim, ama mutlaka bir travma hikayesi veya bir kötü kullanım hikayesi vardır. Mesleklerle ilgisi var mı? Kötü kullanım demişken hemen onu sorayım. Aslında çoğu zaman meslekle çok alakası olmuyor. Bazen hani hiç düşünmediğiniz tarzda ofis işi yapan bir insanda da görülebiliyor. Ama ben hep şuna dikkat ediyorum. El bileğini kötü kullanmak, bizim kötü kullanmak nedir? Yani zorlamalı hareket yapan hastalarda bu daha çok görülüyor. Şimdi kronik ağrıyı biraz tanımlamanızı rica edeceğim. Kronik deyince ne kadar zamandan beri süregelen bir ağrıdan bahsediyorsunuz? Bir de ağrı dediğiniz özelliği nedir? Sürekli olan, gün boyu gece olan bir ağrı mı? Yoksa sabahları olan ya da geceleri olan bir ağrı mı? Biz kronik ağrıya 6 ay süresince geçmeyen ağrılara deriz. Eğer bir hastanın ağrısı 6 ay boyunca devam ediyorsa, gece ve gündüz farkı olmadan 6 ay boyunca el bileği devamlı ağrıyorsa, biz buna artık bir kronik sürece girmiş deriz. Artık bu hastanın bir sorunu vardır. Günlük yaşamını etkiliyordur. Hatta gece uykularını etkiliyordur. Bu hasta artık bir kronik sürece girmiştir. Peki el bileğindeki kronik ağrısı olan bir kişi, şimdi 6 aydan beri el bileği de ağrı, diş ağrısı da olsa, el bileği ağrısı, baş ağrısı, hepsi ağrı ve insanın tadını kaçırıyor. El bileğindeki ağrıların önemi nedir? Kişinin sosyal yaşamını, iş yaşamını, duygusal yaşamını nasıl etkiler? Zaten ağrının nerede olduğu önemli değil. Bir yerde eğer vücudunuzun neresi ağrıyorsa sizin için en değerli yer orasıdır. Bir el bileğini veya bir eli kullan, zaten bizim işimizin özelliği de o. Biz niye sadece ele yükleniyoruz veya el bileğine yükleniyoruz? Biz bu işin gerçekten insan hayatında çok önemli olduğunu düşündüğümüz için bu işi yapıyoruz. Gerçekten elini kullanamayan bir insan hayatının bir sürü şeylerinden kendini alıkoymak zorunda. Günlük yaşamını, hatta sosyal pozisyonunu etkiler pozisyona geliyor. O yüzden hani eğer bir yer insanın yaşamını etkileyecek düzeyde bir ağrı varsa bunu çözümlemek lazım. Diyelim ki bir vaka size geldi.
gün boyu geçmeyen, 6 aydan uzun süredir devam eden bir el bileğindeki kronik ağrıyla. Ayrıca tanıya nasıl gidiyorsunuz? Ne yöntemler istiyorsunuz hastalardan? Bir kere aslında gerçekten böyle çok hasta olduğunu ve çözüm bulamadığını biliyorum. Ayrıcı tanıya gitmek için ilk önce bir normal film çekiyoruz. Yani kemik yapılarda herhangi bir sorun var mı yok mu? Eğer kemik yapılarda bir sorun görüyorsak ona ait başka tetkikler yapıyoruz. Tabii bilgisayarlı filmler artık çok gelişti. Çok ince ayrıntılara kadar girebiliyoruz. Özellikle MR dediğimiz ve çok ileri teknolojiye sahip bazı cihazlar yöntemiyle artık o bölgedeki küçük lezyonları tanımak mümkün oluyor. Ama tabii aynı zamanda bunu tanıyabilecek radyoloji hekimleri de lazım. Bu konuyla ilgili özel ilgilenen radyoloji hekimleri vasıtasıyla aslında bu lezyonların tanınabilirliği artık çok fazla arttı. El bileğinde kronik ağrısı olan bir hasta ve tanı da koydunuz. Tedaviye yaklaşımınız nasıl oluyor? İlk önce hastaya bir günlük aktivitesi sorulmalı. Yani bu el bileğini veya elini kullanım tarzı veya nerelerde kullanıyor. Bunlarda modifikasyonlar yapılabilir mi? Bu ağrıları engelleyici bir sisteme gidilebilir mi? Onu sormak lazım. İkinci olarak mutlaka el bileğinin bir süreç, yani ağrılarının geçebileceğini düşünerek dinlendirilmesi belki bir 20 gün, bir ay civarı bir öyle bir dinlenme periyoduna girilebilir. Eğer buna rağmen hala ağrıları devam ediyorsa o zaman o patolojiye yönelik bir işlem yapmak gerekiyor. Ama mutlaka bu periyodun geçirilmesi gerekiyor. Belki çok nadir hastada fizik tedavide faydalı olabilir. Peki bir de el bileği artroskopisi var. El bileği artroskopisi nedir? Kronik el ağrılarının tanısında ya da tedavisinde bir yeri var mıdır el bileği artroskopisinin? Şimdi aslında teknoloji çok gelişti. Eskiden açık ameliyatta yapılan bir sürü şey artık kapalı ameliyatlarla yapılabiliyor. Bu ilk olarak dizle başladı. Sonra omuz, dirsek, ayak bileği. Ama şu anda teknoloji çok daha gelişti ve çok daha küçük kameralar yapıldı. Bu küçük kameralar artık el bileği gibi küçük eklemlere de girebiliyor. Ve aslında bu en önemli tanı yöntemlerinden bir tanesi. Siz el bileği, eklem içi patolojileri hiçbir şey, hiç başka bir aracı olmadan, başka bir film vesaire olmadan direkt gözünüzde görebiliyorsunuz. Ve gözünüzde gördüğünüz her patolojiyi tamir edebilme şansınız da var. El bileği artroskopisiyle beraber aslında eklem içi sorunlar daha iyi anlaşılır hale geldi. Ve oradaki lezyonun tanımlanması aslında bu el bileği artroskopisinin en önemli özelliği aslında bir tanı aracı. İlk önce bir tanı aracı, sonra tedavi aracı. El bileği artroskopisini ister tanı amacıyla, ister tedavi amacıyla uygulayın. İşlem ne kadar sürüyor? Hastalar ne tür bir anestezi alıyorlar? Artroskopi sırasında herhangi bir ağrısızlığı hissediliyor mu? Hastanede kalmak gerekiyor mu bu işlem için? Hastalar genellikle uyutulmadan, koltuk altından uyuşturularak yapılıyor. Yani bu yöntem hem hastanın ameliyat sırasında herhangi bir riske sokulmaması, yani uyutulma gibi bir riske sokulmaması, hem de ameliyat sonrasında ağrıların olmaması için çok iyi bir yöntem. Bütün ameliyatlar aslında yapılabiliyorsa koltuk altından uyuşturularak yapılmaya çalışılıyor. Kanama olmuyor. Kesinlikle yukarıdan bir turnike dediğimiz bir alet kullanılarak hiç kanamasız bu işlem yapılıyor. Bir traksiyon aletine alınıyor. Aslında el bileği ekleminin içine girmek için el bileği ekleminin aralığını biraz açmak lazım. Bunun için bir traksiyon cihazı kullanılıyor. Yaklaşık 5 veya 8 kilogram ağırlıkta bir traksiyon cihazıyla el bileği eklemi açılıyor. Ve küçücük nokta kadar küçük yaralarla içeriye bir kamera sistemi sokuluyor. Aynı çok ince bir kalem giriyormuş gibi ve içeride eklemin her tarafını görebilme şansınız oluyor. Eklemi gördükten sonra elinize başka bir yardımcı alet sokmak için başka bir küçük delik açıyorsunuz ve o alet sayesinde oralara dokunma şansınız ve oralarda herhangi bir ayrışma veya
herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol etme şansınız oluyor. El bileği artroskopisinin uygulanamayacağı vakalar var mı? Yapılamayacağı? Aslında çok nadir vaka ama vaka var ama daha eklem aralığı çok daralmış ve yani eklem içine giremeyeceğiniz kadar kireçlenmiş vakalarda bunu uygulamak çok mümkün değil. Ama ilk başta tabii ilk önce bu yöntemin hastaya yararlı olacağını düşünmeniz lazım. İlk yapacağınız işlem bu. Yani aklınıza eğer bu hastaya yararlı olacağını düşündüğünüz bir sistem olarak düşünürseniz o zaman uygulayabilirsiniz. Ama onun dışında çok uygulanamayacağı hasta yok. Şimdi artık son 3 dakika içindeyiz sohbetimizin. Şimdi bir de el cerrahisi var. El cerrahisi uzmanları var. El cerrahisi uzmanı kime denir? Kimler el cerrahisi uzmanı olabiliyor? Aslında çok uzun dönemdir. 1980'lerden beri Türkiye'de el cerrahisi ayrı bir branş olarak çalışmakta. Ama son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın da vasıtasıyla el cerrahisi uzmanlığı kriterleri kondu ve el cerrahisi uzmanlığı ayrıldı bir yan dal olarak. El cerrahisi uzmanı kimdir? Aslında çok önemli bir organ olan, elle uğraşan, elin bütün problemleriyle uğraşan insanlara denir. Şu ana kadar biraz yanlış anlaşılma oldu. Sadece parmak kopukları, el kopukları, yaralanmaları gibi işlerle uğraşan doktorlar olarak anıldık ama neyle uğraşırsınız? O zaman son 1,5 dakika içindeyiz. Bir el cerrahisi uzmanına, bir hastalar ne tür durumlarda başvurabilirler? Parmak kopması gibi durumlar dışında. Ya aslında elin bir sürü yapısı var. Bunların bir sürü de hastalığı var. Aslında çok küçük bir organ olmasına rağmen etrafla çok bağlantısı olduğu için elin ve günlük yaşamımızda kullandığımız için bir sürü şeyde kullanılıyor. Ve bunun bir sürü hastalığı da var. Ben onlardan birkaçını size anlatayım. Elde bazen kasılmalar oluyor. Takılmalar oluyor. Tümörler oluyor. El bileğinin hastalıkları var. Elin aklınıza gelebilecek her türlü hastalığı, sinir sıkışması ve damar tıkanıklığı ve buna benzer bir sürü hastalığı el cerrahisinin ilgi alanı içinde. Ben çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. İstanbul'un en yüksek hasta potansiyeline sahip acil servislerinden biri olan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, 1800 metrekarelik alanda kurulu yeni binasında hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerin yenilenme ve modernizasyonu çalışması kapsamında günlük ortalama 1000 hastanın müracaat ettiği acil servis, eski ana binadan Millet Caddesi üzerindeki ek binaya taşındı. Hizmete giren yeni acil servise ambulansla gelen vakalar ile ayakta müracaat eden hastalar farklı kapılardan giriş yapabiliyor. Çocuk acil servisini de içeren merkezde 17 hekim, 46 hemşire görev yapıyor. Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Muhammed Hamza Müslümanoğlu, yoğun bakım ünitelerinin de taşınması ile Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi eski binasında yenilenme çalışmalarına da başlanacağını belirtti. Sağlıkta uzman gazeteciler günümüz medyasında sağlık haberlerini nasıl buluyor? Sağlık muhabirleri haber konularını neye göre seçiyor? Kendi sağlıklarını nasıl yönetiyorlar? Az sonra Medikal'de.